Evlilik hazırlığı yapıyorsanız bu haberimizi çok dikkatli izleyin. Çünkü 3 kuruş yüzünden en güzel gününüz kabusa dönebilir. Hatta düğün günü takılarınıza bile el konulabilir. Hem de haberiniz bile olmayan bir borç yüzünden. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık. Evlenmeden önce üstünüzde yasal takip ya da haciz kararı olmadığından emin olun. Çünkü düğün günü takılarınıza ne olduğunu bile anlamadan el konulabilir. Düğün takılarını yakınları özellikle alıp kaçırmak istiyorlar. O düğün salonundan uzaklaştırmak istiyorlar. Bu da ayrı bir suçtur. Haciz kararı var mı? Bunu kontrol etmeden düğün salonuna gitmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Evleneceğin kişiyi çok iyi seçmen gerekir diye düşünüyorum yani. Düğün sezonu geldi. Evlenecek olan çiftler alelacele düğün tarihi almak için belediyelere koştu, ancak unuttukları bir şey var uzmanlara göre. Eğer yasal takiptelerse o kişiler düğün akşamı icra memurlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Evlenme sürecine girdim. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Gelin ve damatlar kimi zaman düğün günü takılan altınlara güveniyorlar borçlarını ödeme konusunda. Ancak o gün gelip çattığında eğer borçlarını da ödemiyorlarsa haciz memurlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Düğün günü takılan işte bu altınlar borçlarınıza karşılık haciz edilebiliyor. O gün ayrılanlar bile oluyor. Mesela gelinin damattan haberi yok, damadın gelinden haberi yok. Gelin ve damat adaylarımız bu evlilik süreç içerisinde yoğun oldukları için bu üzerlerine çıkan haciz kararının tebligatlarını teslim alamıyorlar. Ev dekoru yaptırıyorlar ya da ev alıyorlar ya da ev kiralıyorlar ya da eşya alıyorlar ama zamanında ödemeyi ödemiyorlar. İcra memurları yasal takip için nikah salonuna gelebiliyor. Hatta nikahın kıyılmasını bekliyor. Çünkü nikah kıyıldığı için soy isimleri artık nikah adlinde olduğu için bu evlenen ya da nikahını yapan genç çiftlerimiz o andan itibaren toplanan altın takıları onların zimmetinde ortak mal olduğu için her iki tarafı da bağlamıyor borç. Ortak borç sayılıyor ve altın takıları da orada haczediliyor. Peki nasıl oluyor da icra memurları düğünün yapılacağı salonu bilebiliyorlar? Düğün davetiyelerini sosyal medyadan paylaştıkları için artık düğün salonlarını tespit etmek daha kolay. Uzmanlara göre takılardan olmamak için düğün öncesi yapılacak ufak bir kontrol en mutlu günün kabusa dönmesine engel olabilir.